Donanımhaber.com'dan herkese merhaba, ben Samet Dürsever. Bu videomuzda milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarını tanıtacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk yerli insansız hava aracı Baykar Makina tarafından geliştirilen Bayraktar Mini İHA. Aralık 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanılan Bayraktar Mini İHA özellikle karakol, kritik tesis ve konvoy güvenliği için gözetleme yapabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 186 adet bulunan Bayraktar Mini İHA, Türkiye'nin yurt dışına satışını gerçekleştirdiği ilk insansız hava aracı olma özelliğini de taşıyor. Bu kapsamda Katar'ın Bayraktar Mini İHA'dan 20 adet satın aldığı biliniyor. Ayrıca Bayraktar Mini İHA'nın 100.000 uçuş saatini aştığı da belirtiliyor. Bayraktar Mini İHA'nın bugüne kadar gerçekleştirilen birçok terör operasyonunda ve sınır ötesi harekatta kullanıldığı da biliniyor. Yine Baykar Makina tarafından geliştirilen ve son zamanlarda başarılı operasyonlarla ön plana çıkan Bayraktar Taktik Blok 2 insansız hava aracı ise silahlı ve silahsız iki farklı tipte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 12 adet, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde ise 6 adet bulunan İHA'dan Emniyet Genel Müdürlüğü de 6 adet tedarik etmiş bulunmakta. Hangardan çıkarıldığı anda otomatik taksi, otomatik kalkış ve otomatik seyir icra edebilen Bayraktar Taktik Blok 2 yine tam otomatik şekilde iniş yapıp hangar önüne kadar gelebiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Bayraktar Taktik Blok 2'lerden bazılarının ise Roketsan üretimi mamleye taşıyabildiği biliniyor. Bu İHA'lar kanatlarında 2 adet mamleyi tespit ettikleri düşman hedeflerine göndererek başarılı nokta operasyonları yapıyor. Bugüne kadar Bayraktar Taktik Blok 2'nin tespit edip anında imha ettiği terörist sayısının 100'ü geçtiği iddia ediliyor. Tespitin ardından bölgeye başka bir unsur yönlendirmeksizin hedefi imha etme kabiliyeti sunan Bayraktar Taktik Blok 2'ler terörle mücadelede büyük bir öneme sahip. 27.030 feet ile irtifa rekorunu elinde bulunduran Bayraktar Taktik Blok 2 tek seferde tam 24 saat havada kalarak diğer bir rekoru da kırmış bulunuyor. Şu ana dek 14.000 saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren Bayraktar Taktik Blok 2'lerin %93'ünün yerli imkanlarla üretiliyor olması da büyük bir gurur kaynağı. Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel Taktik İHA ise silahlı görev icra edebilen bir diğer insansız hava aracımız. Karayel 22.500 feet irtifada görev icra edebilmenin yanı sıra 20 saat havada kalabiliyor. Tam otonom iniş kalkış yapabilen Karayel 60-80 knot arası bir hıza sahip. Türkiye'nin en önemli insansız hava aracı projesi olarak görülen orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracımız ANKA-B'nin ise 3 farklı modeli bulunuyor. Geliştirme projesi kapsamında ortaya çıkan ilk model olan Anka A, görüntüleme sistemi olarak Aselsan üretimi Aselfilir 300T kullanıyor. 23.000 feet irtifaya çıkabilen İHA, 18 saat havada kalabiliyor. Anka A prototipleri resmi olarak tedarik edilmese de şu anda Elazığ'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet veriyor. Geliştirme projesinin bir diğer modeli olan ANKA-B ise 30.000 feet irtifaya çıkabilmesinin yanı sıra 24 saat havada kalabiliyor. ANKA-A'dan farklı olarak sentetik açıklıklı radar kullanan ANKA-B, bu özelliği sayesinde sis veya bulut engeline takılmaksızın her türlü hava şartına görüntü alabiliyor. Seri üretim projesi kapsamında geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan ANKA-S ise ANKA-B gibi 30.000 feet irtifaya çıkabiliyor ve 24 saat havada kalabiliyor. ANKA-A ve B'nin aksine herhangi bir menzil kısıtlaması bulunmayan ANKA-S, SATCOM özelliğine sahip. Yani dünyanın herhangi bir noktasında uydu vasıtası ile kontrol edilebilen ANKA, bu özelliği sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. ANKA-S aynı zamanda daha gelişmiş ve ufaltılmış görüntüleme sistemi olan Aselsan üretimi CATS'i kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri şu ana dek 10 adet ANKA-S siparişi verdi. İlk ANKA-S'in 2017 yılının ilk çeyreğinde envantere alınması planlanıyor. Vestel savunma ürünü Bora ise uçuş aviyoniklerinin test edilmesi ve pilot eğitimi için tasarlandı. 18.000 feet yükseklikte 5 saate kadar uçuş gerçekleştirebilen Bora 10 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Baykar Makina üretimi Malazgirt Döner Kanat İHA ise sabit kanatlardan farklı olarak havada asılı kalabiliyor. Operasyonel irtifası 3600 feet olan Malazgirt 20 kilometre menzilden kontrol edilebiliyor. 90 dakika uçuş gerçekleştirebilen Malazgirt Döner Kanat İHA otomatik inişte yapabiliyor. Aselsan'ın öncelikli olarak karakol güvenliği ihtiyacı kapsamında geliştirdiği Arı 1T isimli insansız hava aracı ise 15 kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor ve 2 saat havada kalabiliyor. TAİ tarafından geliştirilen hedef uçak sistemlerinden biri olan turna ise düşman uçak ve füzelerini simüle ederek hava savunma eğitimleri için kullanılıyor. 90 dakika havada kalabilen turna azami 180 knot hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 12.000 feet irtifaya çıkabilen turna 50 kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor. Yine TAİ tarafından geliştirilen Şimşek yüksek hızlı hedef uçak ise isminden de anlaşılacağı üzere daha yüksek hızlı düşman hedeflerini simüle etmek amacıyla kullanılıyor. 400 knot hıza ulaşabilen Şimşek 45 dakika havada kalabiliyor. Şimşek aynı zamanda gemilerin helikopter pistlerinden kalkış yapabiliyor ve paraşüt ile karaya ve denize iniş gerçekleştirebiliyor. Türk mühendisleri tarafından çoğunlukla yerli imkanlarla geliştirilen insansavar araçlarımızı tanıttığımız videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.